Herkese merhabalar arkadaşlar. Emek Sandığım YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz tavşanlı patiklerin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok güzel bir model. Ben çok severek gördüm. İnşallah sizler de sever ve örersiniz. Yapılışı çok basit arkadaşlar. Çok kolay, çok hızlı ilerleyen bir model. Bir oturuşta yapabilirsiniz. Şöyle sağlı solu göstermek istiyorum. Bu patiği 0-6 ay bebekler için yaptım. Siz isterseniz daha da büyük yapabilirsiniz. Hemen hep birlikte patiğimizin yapılışına başlayalım. Başlamadan önce destek için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Takıldığınız herhangi bir yer olursa yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Hep birlikte şimdi patiğimizin yapılışına başlayalım. Hemen beyaz rengimi aldım. Toplamda 40 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Videoyu burada biraz ileri alabilirsiniz. 15, 20, 25, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40. Bu zemin için arkadaşlar. 40 tane zincir çektim zemin için. Şimdi 2 tane daha çekiyorum. 1, 2. Başını aldım. Geriye dönüyorum. 1, 2, 3. zincir içine batıyorum. İlmek aldım. Bakın 3 ilmeğim var. Tek seferde topluyorum. Başını aldım. Sıradaki zincir arasına batıyorum. İlmek aldım. Tek seferde topladım. İlmek aldım. Tek seferde topladım. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyorum. Bakın. Toplamda 40 tane yarım trabzan yapıyoruz. Bu yarım trabzan arkadaşlar. Bakın başını aldım. Zincir arasına batıyorum. Tek seferde çıkardım. Bütün zincirin üzerine yarım trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar toplamda 40 tane trabzanımızı yapalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Toplamda 40 tane trabzan yaptım. Hep beraber bir sayalım kafamız karışmasın diye. Önce 2 tane zincirimi çekiyorum sökülmesin. Şöyle 2... 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Aynı şekilde devam ediyorum bu sıramızda. Yine yarım trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar. Bu şekilde devam ediyorum. Toplamda 8 sıra yarım trabzan yapıyoruz. Bakın. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim hızlı bir şekilde. Bir sonraki sırayı da göstereceğim. Tekrar söylüyorum. Burada isterseniz videoyu biraz ileriye alabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde sıra sonuna kadar gelmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız daha ayrıntılı, daha detaylı video istediği için şu an videoyu durdurmadan sıra sonuna kadar geleceğim. Bir kez dolayıp tek seferde çıkarıyorum. Düz trabzan yaptığım için hızlı örüyorum burada arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Takıldığınız yerlerde sorabilirsiniz. Her zaman söylüyorum. Elimden geldiğince ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum. Köşeye kadar geldim burada. 2 tane zincir çekiyorum ve döndüm. Bakın. Yine aynı işlemi yapıyorum. Başını aldım. Tekrar şöyle yarım trabzan yapıyorum. Bir kez dolayıp trabzan üzerine batıp tek seferde çekiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 1, 2, 3, 3. sırayı yapıyoruz. Bu sırayı bitirdikten sonra 5 sıra daha yapalım. Toplamda 8 sıra yapacağız. 8 sıradan sonra 2 sırada eksiltmemiz olacak. Patiğimiz toplamda 10 sıradan oluşuyor. 10 sırada biten bir patik modeli arkadaşlar.
Ben sırayı bitirdikten sonra üzerine 5 sıra daha yapacağım. Siz 2. sırada kaldığımız yerden hep birlikte devam edelim. Toplamda 8 sıra ördüm arkadaşlar. 8 sıra ördükten sonra eksiltmeye geçeceğiz. Eksiltme için önce 2 tane zincir çekiyorum. Şu üst kısımda arkadaşlar 2 sıra eksiltme yapacağız. Toplamda 40 tane trabzan yapmıştık. Şöyle ayrı aşarıma alıyorum. 40 tane trabzan yapmıştık. Sağdan 15, soldan 15 tane çıkaracağım. 2, şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Şu 15. trabzan üzerine ayracımı taktım. Diğer taraftan yine aynı şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Diğer 15'e de ayracımı taktım. Aradaki şu 10 tane trabzanda eksiltme yapacağız. Şimdi şuraya kadar düz bir şekilde örelim eksiltme yapmadan. Hemen yarım trabzan yaparak devam ediyorum. 10 tane yarım pardon 15 tane yarım trabzan yapıyorum ayracıma kadar. İki sıra eksiltme yaptıktan sonra patiğimiz bitiyor. Sadece süslemesi kalıyor arkadaşlar. Süsleme için kulaklar, fiyon, göz ve ağız yapıyorum. Şunu çıkardım. 15. Şimdi burada eksiltme yapacağım arkadaşlar. Eksiltme için başını bir kez doladım. Trabzan arasına batıyorum. İlmek aldım. Kapatmıyorum. Tekrar doladım. Bir sonraki trabzan arasına batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5'ini tek seferde kapatıyorum. Tekrar 1, 2. 5 ilmeğimi tek seferde kapatıyorum. Şöyle 1, 2, 3 tane eksiltme yapmış oldum. 1, 2, 4 eksiltme oldu. Şu 5.'si. Şöyle 1, 2. Toplamda aradaki 10 tane trabzanımı eksiltmiş oldum arkadaşlar. 10 iken 5 yaptım. Geri kalan bütün trabzanlarımı şöyle topluyorum. Trabzanlarımı yapıyorum sıra sonuna kadar. Düz trabzan yapıyorum. İsterseniz videoyu biraz ileri alabilirsiniz burada sıkıldıysanız. Şöyle 2 zincir döndüm. Eksiltme yaptığım yere kadar geliyorum burada. Bakın burada 5 tane trabzanım var. Şöyle 1 alıyorum. 2 alıyorum. İkisini bir kapattım. Tekrar 1 alıyorum. 2 alıyorum. İkisini bir kapattım. Tekrar 1 alıyorum. 5 de arkadaşlar alt olsun diye bir tane daha aldım. 2 yaptım. Şurada 5 iken 3 tane trabzanımız kalmış oldu. Geri kalan bütün trabzanlarımı sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Normalde 41 tane trabzan yapmam gerekiyordu. Ben 40 yaptım. Bir tane trabzan fazla ya da eksik olunca hiçbir şey olmuyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Siz 41 tane yaparsanız sağ 15, sol 15, orta kısım için 11 tane trabzan ile daha doğrusu 11-12 tane trabzan ile 6 tane eksiltme yapabilirsiniz. Evet, biraz
Dikiş için mesafe. Bırakıyorum şöyle ipimi. Ve kestim. Bakın. Şöyle baktığımız zaman zaten şu kısım biraz toplanmış gibi duruyor. Şöyle dikilecek. Şurada kulaklar. Hemen kulaklarımızı yapalım arkadaşlar. Kulaklar için biraz daha böyle sıkı olsun diye, biraz daha bir sert dursun diye daha ince bir tığ kullanacağım. Patiğimi yaparken 5 numara, kulakları yaparken 2 numara tığ kullanacağım arkadaşlar. Bakın ortada 3 tane trabzanım var. Eksiltme yaptığım. Hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum. İpimi buraya sabitledim. 2 zincir çektim. Ve buraya 2 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 1, 2. 2 tane zincir çektim ve döndüm. Birinci trabzan üzerine 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. İkinci trabzan üzerine 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Kenarda zincirim var. Zincir üzerine 1 tane trabzan yapıyorum. Yarım trabzan yapacaktım. İkili trabzan da yapabilirsiniz. Toplamda 6 tane trabzanım oldu burada. 2 zincir çekiyorum. Şimdi her trabzan üzerine sadece 1 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, zincirle beraber 4, 5, zincir üzerine 6. 2 zincir çekiyorum. Şimdi eksiltme yapacağım arkadaşlar. Başını aldım, ilmek aldım. 1, 2. 3 ilmeğim var. Tek seferde kapatıyorum. Başını aldım, sıradaki trabzan üzerine batıyorum. 1, kapatmıyorum. Bir sonraki trabzan üzerine batıyorum. Şöyle ikisini bir kapatıyorum. 2 zincir çektim tekrar. 1, bir sonrakine 2. Tek seferde topladım. Şöyle bir tane kulak yapmış oldum. Makas yardımıyla ipimi kesiyorum buradan arkadaşlar. Yaz günü biraz grip oldum arkadaşlar. Sesim gidip geliyor ara ara, kusura bakmayın. Şöyle kesiyorum. Şunu hemen aradan kaybedeceğim. Aynı şekilde diğer kulağı da hemen şuraya yapacağım. Bakın 1, 2, 3 tane aradaki trabzana atlıyorum. Hemen yanındaki. Hemen yanındaki trabzan tepesine, şurası oluyor. Yanındaki trabzan tepesine bir tane daha kulak yapıyorum. Hemen o kulağı da yapıp sizlere döneceğim arkadaşlar. Diğer kulağı da yaptım arkadaşlar. Bakın her iki kulağı da yaptım. Çok tatlı oldu. Şöyle bir tane fiyonk yaptım. Şöyle üzerine dikeceğiz. Şöyle arkadan da bağlayabilirsiniz aslında. Hemen bağlayalım. Eğer güzel durmasa tekrar şöyle dikerim ben. İpin iki tane ucu var zaten. Evet, şöyle bağlarsak daha güzel duracaktır. Dikmeye de gerek yok. Şöyle 3 tane düğüm attım. İyice sıkılaştırdım. Kesiyorum. Bakın çok da sıkı ve tatlı durdu. Diğer fiyonkumuzu beraber yapalım arkadaşlar. Hep birlikte. Şöyle pembe rengimi aldım. 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir kez doladım. Geriye dönüyorum. 1, 2, 3. zincirin içine bir ikili trabzan yapıyorum. Baştaki zincirle beraber toplamda 8 tane trabzanım olacak arkadaşlar. Tekrar ikili trabzan.
Şöyle zincirle beraber 4, 5, 6, 7. Şu 8.'yi yaparken bakın şu ipimin ucunu şu ipimin arkasından alıyorum kesmek için. Şöyle 8 oldu. Bakın ipim arkada kaldı. Şurayı makas yardımıyla keseceğim. Hemen orayı da göstereyim sizlere. Tabii siz de bu şekilde yapıyorsunuzdur belki bilmiyorum. Evet. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Her trabzanımın üzerine 1 tane trabzan yapıyorum. Yine trabzan sayımı 8'e tamamlıyorum. Evet, her trabzan üzerine 1 tane trabzan yapalım. İki, dört, altı, sekiz. Bir tane zincir çektim. İpimi şöyle kestim arkadaşlar. Şu ipimi de elimden bırakmadan şöyle birazcık mesafe bıraktım ve kestim. Bakın şöyle yaptık. Hemen şu ipimin ucunu arkaya alıyorum. Birkaç araya battıktan sonra birkaç aradan geçirdikten sonra ipimi keseceğim. İp görüntüsü olsun istemiyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu ön yüzümüz. Şu kestiğim ipime bakın. Şöyle ikiye katlıyorum parmağımla halka yaptım. Tam ortalıyorum arkadaşlar. Şöyle. İyice sıkılaştırıyorum. Bakın çok tatlı bir fiyonk yapmış olduk. İpin bir ucunu şöyle üstten aşağıya doğru, bir ucunu aşağıdan yukarıya doğru yani üste doğru aldım. Arka taraftan hemen iki tane düğüm atıp diğer kulağın üzerine sabitleyeceğim. Şöyle. Hemen diğer kulağımızı aldık. Bu şekilde arkadan tam aşağı kısımdan tam kulağın dibinden arkadaşlar 3 tane düğüm atıyorum arkadan. Evet, bakın çok tatlı oldu. Ben çok sevdim arkadaşlar. İnşallah sizler de severek görersiniz. Şimdi göz yapacağız. Ağız yapacağız. Ben göz ve ağız kısmını fıstık olarak yaptım. Hep birlikte yapalım şimdi. Şöyle çok kalın bir ağız olsun istemiyorum. Büyük bir ağız olsun istemiyorum. Bir kez doladım. Bakın bir, iki. İkili bir fıstık yapıyorum. Kapattım. İpimi çektim. Sihirli halka üzerinden bir tane fıstık yaptım. Bu ağız kısmı şöyle sayalım kaçıncı sıraya yapmışız 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 şu 5.'nin tam ortasından geliyorum arkadaşlar şuraya hemen sağına herhangi bir yere sabitleyebilirsiniz araya 2 tane fıstık mesafesi bırakıyorum sol tarafına dikmeye gerek yok. İsterseniz iğneyle de bir ağız yapabilirsiniz. Bu şekilde daha pratik olur arkadaşlar. Ben çok dikiş sevmiyorum. Çok iğne kullanmayı sevmiyorum. Bu şekilde daha pratik oluyor. Bakın şöyle bir ağız yaptık. Hemen siyah ipimi alıyorum. İki tane göz yapacağız. Şöyle sihirli halka ile. Biraz uzattım. Böyle ikili bir fıstık yaptım. İpimi çektim. Bu bir göz. Ve ikinci gözümüz. Halkanın ipini çektim. İpimi kesiyorum.
Şöyle gözleri şu yaptığın fiyonk kısmı tam altından şöyle bir iki ikinci sıraya denk gelecek şekilde hemen şuraya sabitliyorum arkadaşlar. Göz kararı da istediğiniz yere sabitleyebilirsiniz bu fıstıkları arkadaşlar. Ben sıkı olduğundan emin olmak için 3 tane düğüm atıyorum. Şu içeride kalıyor zaten. Diğer gözü de hemen şuraya takıyoruz. Bir ipimi kestim. Bakın bu şekilde çok tatlı oldu. Ben çok severek yaptım. Çok basit arkadaşlar. Herkes yapabilir. Şöyle dikeceğiz şimdi. Şu bu şekilde dikeceğiz. Hemen ipimi iğneme geçirip geliyorum. Evet, iğnemi geçirdim arkadaşlar. Şöyle ters yüzüne çeviriyorum. Her iki tarafa bir batarak bakın şöyle düzgün bir şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Aşağıya kadar dikeceğiz. Şu kısma kadar şuradan şuraya geleceğiz. Diktikten sonra patiğimiz bitiyor arkadaşlar. Çok basit bir oturuşta iki çift bile yapabilirsiniz. Hemen ilerliyor, çok hızlı ilerliyor. Şimdi aşağı kısımdan şöyle dikmeye devam ediyoruz. Bakın. Evet. Şuraya kadar dikerim arkadaşlar. Diş halini hep beraber görelim. Patiğimi bitirdim. Hep beraber ön yüzüne çevirelim şöyle. Bakın. Diktiğimiz yer çok güzel bir şekilde dikildi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok tatlı bir patik oldu. Hemen ayak mankenimi alıyorum. Bu önceki videomda çalıştığım patiğim arkadaşlar. Bunun yapılışı bir önceki videomda var. Videoların arasında bulabilirsiniz. Çok basit bir model bu da. Şöyle esnek bir model. 0-6 ay için ördüm fakat biraz daha büyük bebeklere kullanılabilir. Çünkü esnek bir yapısı var arkadaşlar. Bakın şöyle. Hemen ayak mankenimi aldım. İçine geçiriyorum. Yine aynı şekilde 0-6 ay bebekler için yaptım. Tabi siz isterseniz daha büyük yapabilirsiniz. Zincir sayınızı arttırarak. Ben 40 tane zincirle başladım. Evet. Bakın. Bu şekilde çok tatlı bir patik oldu. Ben çok sevdim. İnşallah sizler de sever ve örersiniz. Bunun gibi modellerin gelmesini istiyorsanız kanalıma yorum kısmına yazarsanız arkadaşlar, videomun altına yazarsanız devamı gelir inşallah. Daha güzel modellerle karşınızda olurum ileriki günlerde. Patiği beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz destek için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Takıldığınız herhangi bir yer olursa yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.